Profesör Doktor Emre Güler Televizyon, tablet, telefon ve çocuk Günümüz aile hayatı, maalesef bazen görmezden geldiğimiz, adam sen de dediğimiz, hem ne abunda, ben işimi yapıyorum, çocuk da vaktini geçiriyor diye düşündüğümüz 3T sendromu ile yüz yüzedir. 3T sendromu, hız kesmeden, dahası sinsice ilerlemeye devam ediyor. En basit örneklerinden bir tanesi ise, Yine günümüzde Hindistan'da her 10 çocuktan 9'unun kendi cep telefonuna sahip olmasıdır. Üzülerek deneyimlediğimiz bir başka gerçek de bu durumun ülkemiz çocukları için artık ilk öğretim seviyesine ulaşmasıdır. Elbette ki teknoloji çocuklarımız için kişisel, sosyal ve psikomotor becerileri için paha biçilemez kolaylıklar ve kazanımlar sağlasa da yine de ebeveyn olarak dikkat etmemiz gereken hususlar Sizler ve en kıymetlilerimiz için aşağıda özetlemeye çalıştım. Yaşlara göre tavsiye edilen ekran süreleri. 18 ay ve daha küçükler için ekranlardan uzak tutunuz. 18 ve 24 ay arası için anne baba kontrolünde kaliteli programlara bir miktar maruz kalabilirler ve ebeveynlerin yardımlarıyla ne gördüklerini anlatmaları ve tavsiye etmeleri beklenebilir. 2 ve 5 yaş için 1 saat süre sınırı Kaliteli programları yine ebeveyn kontrolünde izleyebilirler ve öğrendiklerini çevreleriyle ilişkilendirmeleri beklenebilir. 6-12 yaş için fiziksel aktivitelerini, uyku düzenini ve diğer sağlık sorunlarını oluşturmayacak şekilde net olarak sınırlandırılmış zamanlar. 12 yaş ve üstü için ekranda kalma süresini ve kullanacağı yeri birlikte belirleyiniz. Ekranlar bir çocuğun uykusunu nasıl etkileyebilir? İnsanlar olarak uyku hormonu olan melatonin üretimimiz güneş battığında devreye girer. Ancak ekranlardan gelen mavi ışık uykuyu geciktirerek melatonini engeller. Dahası televizyon seyretmek veya oyun oynamak da beynimizi ve bedenimizi daha uyanık, aktif ve uykuya daha az hazır tutar. Tabletler ve akıllı telefonlar melatonin salınımını TV'lerden daha fazla engeller. Çünkü bu cihazlarda ve ekranlarında mavi ışık yüzümüze daha yakındır. Sonuçlanmış bilimsel bir araştırmaya göre akşamları ekranlara maruz kalan 6-12 aylık bebekler akşam ekranına maruz kalmayanlara göre önemli ölçüde daha kısa gece uykusu göstermişlerdir. Bu nedenle Küçük yaştaki çocuklar ve gençler için gece geç saatlerde aşırı ekran kullanımı uykuları olumsuz etkiler. Ve kullanılan ekranların yatak odasının dışında tutulması tavsiye edilir. Diğer taraftan sosyal medyada çok fazla zaman harcamak ve uykusuzluk, okuldaki davranışları ve bilişsel performans etkilediği gibi öğrenme güçlüğüne de yol açabilir. Ayrıca aşırı ekran süresinin ve uykusuzluğun obezite ile bağlantılı olduğu ve bunun da öz saygıyı etkileyerek sosyal izolasyona sebebiyet verebileceği yine sonuçlandırılan bilimsel çalışmaların bulgularındandır. Ekran sırlandırmaları için bazı ipuçları: 1. Mümkünse beraber izleyin. Çocuklar ekran başında vakit geçireceklerse yapabileceğiniz en iyi şey gördüklerini anlamalarına yardımcı olmak için onlarla birlikte programı veya oyunu izlemektir. Fark ettiğiniz şeyler hakkında yorum yapın, neler olduğu hakkında sorular sorun, şovdaki bir şarkıyı söylüyorsa çocuğunuzla birlikte şarkı söyleyin. Onlarla etkileşime geçin ve şov bittikten sonra kavramları tekrarlayın. Böylece bu bilgileri muhafaza etmeleri daha olasıdır. 2. Medyayı ve medya içeriğini akıllıca seçin. Çocuklarınız için en iyi seçimleri yapmanızda size rehberlik edecek yaşa uygun uygulamalar, oyunlar ve programlarla ilgili önceden araştırmalar yaparak faydalı içerikler belirleyin. 3. Yatma, yemek ve aile zamanlarını ekransız tutun. Uzun yolculuklar dışında arabada ekranlar kullanmayın. Bir sokağa çıkma yasağı koymayı veya ailenizin tüm ekranları kapatacağı kararlaştırdığınız bir zaman ayarlamayı düşünün. Çevrim içi ve çevrim dışı zamanı dengelemek son derece önemlidir. 4. Kendi telefon kullanımınızı sınırlandırın. Çocuklar ebeveynlerinden gördüklerini yapacaklardır. Onlar için ebeveynleri hayatlarındaki en önemli kişidir ve bu nedenle gördükleri davranışlara model alacaklardır. Her gün gün boyunca bir ekranın karşısında olduğumuzu görürlerse bunun kabul edilebilir olduğunu düşünecekler ve aynısını yapmak isteyeceklerdir. 5. Üç büyüyü hep vurgulayın uyku, sağlıklı beslenme, egzersiz. Üçü de hem çocuklar hem yetişkinler için ideal beyin büyümesi ve gelişimi ile sağlık ve zindelik için gereklidir. Aşırı ekran sürelerine maruz kalma bu önemli üçlüyü olumsuz etkileyebilir. Ekranların önünde çok zaman geçiren çocukların daha fazla fast food, daha az meyve sebze yedikleri, daha az uyku egzersizleri yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini günlük rutinin bir parçası olarak dahil etmek ve ekran süresini sınırlandırmak çok önemlidir. Geleceğimiz olan çocukların daha huzurlu ve daha bilinçli günlere ulaşması dileğiyle. Hüha Vadis Slash Profesör Doktor Emre Güler